Kişisel koruyuculara girelim arkadaşlar. Kişisel koruyucular bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder bizlere arkadaşlar. Peki arkadaşlar en ilkel, en hassas kişisel koruyucu nedir? İnsanların kullandığı, hepimizin kullandığımız en ilkel kişisel koruyucu nedir? Evet, Selim cevap verdi. Yok mu cevap? Yok mu artıran? Baret. Valla evde ben annemin baret taktığını bilmiyorum Furkan. Kıyafetlerimiz. Evet, herkes kıyafet takar. Ama duş alıyorsunuz. Sıcak su, sıcak sudan sizi ne koruyor arkadaşlar? Derimiz konuluyor değil mi? Ya da yüzümüzde, ellerimizde, güneşe çıktığımızda her zaman eldiven, maske olmayabilir. Bizi güneş ışınlarından, zararlı ışınlardan ne koruyor? Deri arkadaşlar. Yaratılırken bize bir kişisel koruyucu donanım koyulmuş. İşte hayvanlara kıl koyulmuş, tüy konulmuş, bize deri konulmuş, saç konulmuş. Evet. Bunlar en temel kişisel koruyuculardır, en basit tabirle. Tabii bizim yaşam tarzımız değiştikçe, iş yaptıkça diyelim, yaptığımız işe bağlı olarak da koruyucu ekipmanımız da değişmek ve gelişmek zorundadır. Buna örnek veriyoruz. İlk çağlarda insanlar yapraklar ve odun, ağaç gövdelerinden çıkmış kabukları kullanıyordu. Vücutlarını soğuktan, sıcaktan korumak için. Daha sonrasında vahşi hayvanlardan korunmak için biraz daha vahşi hayvanların giydiği kürklerden kendilerine elbise yapmaya ve elbise yapımı başladı. Gün geçtikçe değişti bunlar. Savaşta örneğin ne kullanıldı arkadaşlar? İşte zırhlar kullanıldı, ağır zırhlar kullanıldı. Daha sonra bunlar ağır olduğu için daha hafifleri kullanılmaya çalışıldı. İşte boyun bölgesi korumak için boyunluk kullanıldı, el bölgesi kullanmak için eldivenler kullanıldı. Gibi 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 kişisel koruyucular yapılan işe ve günün şartlarına göre değişim gösterir. Örnek veriyorum, bir yüzücünün soğukta ya da suda kendini koruması için, işte suyun soğuğundan kendini koruması için zırh giyemez değil mi arkadaşlar? Çelik zırh giyip giremez. Ya da işte bir savaşa giderken ben mayoyu ya da şortumu giyip de savaşa gideyim diyemezsiniz gibi. Kullandığımız ve yaptığımız işe göre kişisel koruyucular sürekli olarak değişmekte. Evet, kişisel koruyucu donanım kullanılacağı işe uygun olmalıdır. Az önce verdiğimiz örnekler arkadaşlar. Kullanım amacına göre yeterli koruma sağlanmalıdır. Kullanacak kişinin ihtiyaçları göz önüne alınarak sağlanmalıdır. Korumanın yanında ergonomik olmalı ve hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır. Ek bir risk oluşturmamalıdır. Konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu da çok önemli arkadaşlar. İş yerinde gerçekleşen çalışmalarda ortaya çıkan ihtiyaçların hepsini karşılamalıdır. Örnek veriyoruz arkadaşlar. Normal kimyasal kullanırken kullandığımız plastik eldivenleri yangın esnasında kullanamayız değil mi arkadaşlar? Kullanırsak elimize yapışır ve daha büyük bir hasar verir. Bunun yanında yönetmeliğe uygun olmalıdır diyoruz. Kaç dereceye kadar sıcaklığa dayandığı, yangın eldivenlerinin dayanması gerektiğini bilmemiz gerekiyor ve üretilirken bu şekilde, bu koşullarda üretilmiş olması gerekiyor. Kişisel koruyucu kullanımının neden önemlidir? Eğer yapılabilecek risk analizinde bulunan tehlikeler kaynağından yok edilemiyorsa, tehlikenin şiddetini azaltmak için uygun kullanıcı kişisel koruyucu donanım kullanımı gereklidir. Örneğin ne demiştik? Çok ses çıkartan bir bilgisayarımız var, fanımız var, değil mi arkadaşlar? Biz bu fanı daha sessiz de değiştirebiliyor muyuz? Ya da bir server odasının havalandırması çok yüksek ses var. Burada daha az sesli kullanabileceğimiz ekipmanlar var mı? Bulamıyoruz. Bulamazsak ne yapıyoruz arkadaşlar? O zaman kulaklık kullanıyoruz, kulak tıkacı kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun gibi. Eğer azaltamıyorsak ya da gideremiyorsak tehlikeyi, daha az tehlikeli şeyler, pardon, azaltan kişisel koruyucular kullanıyoruz. Yani dediğimiz nedir? Kişisel koruyucu donanımlar öncelikle kendimizi korumakla beraber yaptığımız işin tehlikesini azaltmak için oluşabilecek risklerden dolayı
risklerden dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçemesek de bunların bize vereceği zararları azaltmak için kullanırız. Kişisel koruyucu donanımlar nelerdir arkadaşlar? Göz ve yüz koruyucuları, baş koruyucuları, el koruyucuları, ayak koruyucuları ve vücut koruyucuları olarak 5'e ayrılır arkadaşlar. Kulak koruyucu tiplerine baktığımızda birçoğumuzun bildiği maşon tipi koruyucular ve tıkaç tipi koruyucular vardır. Bunlar genelde birçoğumuz müzik dinlerken kullandığımız ya da kullandığınız normal kulaklık tipi sayabilirsiniz. Tabi bunlar tamamen içi yalıtılmış ve sesin dışarıdan gelen yüksek sesin içeri gelmesini engelleyen yapılardır. Kulaklıkların da kullanım amacı budur. Daha sonrasında müzik dinlemeye amacı müzik dinlemek oldu ama çok sağlıklı ve saçma bir şey aslında. Sağlıklı değil yani. Çünkü kulağa direkt ses vermek tamamen kulağın yapısına da aykırı bir durum. Yüksek oranda sağlığa zarar veriyor. Gürültü seviyesinin insan sağlığına zararlı seviyede bulunduğu iş yeri ortamlarında çalışanların başka yollarla önlenemeyen gürültünün sebep olacağı zararları önlemek üzere kullanılır. Çok çeşitli kulak tıkaçları, kulak koruyucular ve kulak koruyucu baretler mevcuttur. Çok fazla gürültü olan yerlerde tıkaç ve maşonlu kulaklar birlikte kullanılabilir. Daha sonrasında biz, evet şurada veriliyor mesela arkadaşlar. Yapılan istatistikler çalışanların %25'inin işitme kaybı ile karşılaştığı göstermektedir. İş yerlerinde gürültü seviyesinin 85 desibelin altında olması gerekir. 85 desibelin ve üstünde gürültü yerlerde uygun kulaklık koruyucuları kullanılmalıdır. 85'in üstünde arkadaşlar tıkaç tipi koruyucular kullanılabilir. 110 ve 115'in üstünde 120'lere çıktığında 120 desibellere maşon tipi kullanılmak zorunda. 130'un üstüne çıkan iş yerlerinde ise tıkaç ve maşon tipi beraber kullanılmalıdır arkadaşlar. Ne dedik? 85'in üzerinde tıkaç, 115'in üzerinde maşon tipi, 130'un üzerinde de ikisi beraber kullanılmalıdır arkadaşlar. Dipnot bu da kalsın size. Evet, göz ve yüz koruyucular arkadaşlar kimyasallarla çalışırken kaynak yapma, bileme, yontma işlemleri göz koruyucuları ek olarak yüz koruyucuları da kullanılmalıdır. Göz ve yüz koruyucuları arkadaşlar bütün iş alanlarında kullanılabilir. Özellikle ekrana bakan, tozlu ortamda çalışan, işte tehlikeli kaynak işleri, siz de mesela koruyucu gözlük muhakkak kullanmalısınız. Eğer koruyucu gözlük kullanıyorsanız arkadaşlar gözlüklerinize bilgisayar ışınlarına ışınlarını engelleyen filtreler var. O filtrelerden yaptırmalısınız. Bu hem görmenizi daha sağlıklı bir hale getirecektir hem de gözlerinizin bozulmasını engelleyecektir diyebiliriz. Günlük gözlüklerimiz bizi iş kazalarından korumaz. Evet arkadaşlar, az önce bahsettiğim gözlük kullanıyoruz ama ekran başında eğer filtre yoksa üzerinde hiçbir şekilde o ışınlardan bizi korumaz. Bunun yanında işte dağılmasını engelleyecek eğer özel bir kaplama yoksa bu mesela hasar verdiğinde direkt cam kırılır ve daha büyük kazalara, daha büyük sıkıntılara sebep olabilir diyoruz arkadaşlar. Muhakkak filtrelenmelidir. Üzerleri kullandığımız gözlüklerin ya da iş gözlüğü uygun yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmış iş gözlükleri kullanılmalıdır. Göz ve yüz koruyucular arkadaşlar, gözlükler, kapalı gözlük, X ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğünü, ultraviyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri, yüz siperleri, arc kaynağı maskeleri ve baretleri şeklinde ayrılabilir arkadaşlar. Baş koruyucu dediğimiz hepimizin çoğunlukla kullandığı, en fazla belki de kullanılan ekipmanlardan biri baret sistemidir arkadaşlar. Baş bölgesine gelebilecek çarpma ve darbeleri engeller, boru kalas gibi sağlık cisimleri olan çarpmalardan, açıkta duran elektrik iletkenleri ve elektrik şoklarından, çalışanların yüksekten düşmesi sonrasında başa gelebilecek darbelerde insanları korumak için baş koruyucular kullanılmalıdır arkadaşlar.
Bunların da farklı yapılarda ve farklı özellikte olan işte yanlarında kulaklık takılabileni, önüne lamba takılabileni, işte içte Bluetooth sistemli olanları var arkadaşlar. Çok farklı sistemler mevcut bunlar içinde. İşte baş koruyucular, plastik baretler, yalıtkan baretler şeklinde sınıflandırılıyor. Alüminyum baretler var mesela arkadaşlar. Bunları bizim ülkemizde çok nadir görürsünüz. Genelde petrol kuyuları, rafineri, kimyasallar çalışan tesislerde kullanılır. Alüminyum baretler. Baret skalası çok tasnif etmekle beraber arkadaşlar. Çok sevmiyorum bu sınıflandırmayı ama iş yerinde organizasyonların yapılırken insanların kimden emir alacağını ya da kime emir vereceğini bir şekilde organizasyonu sağlar bunlar. İşte beyaz baret genelde yönetici, ziyaretçi ve teknik personele verilir. Kırmızı iş güvenliği, yangın ve savunma için. Sarı işçiler, mavi bakım, formenler, yeşil sağlık personeli, turuncu ustabaşı ve teknisyenler. Aynı zamanda kırmızı demiştim, yer altında veya yer üstü madenlerinde patlayıcı taşıyan ve patlatmayla ilgilenenlere de yangınla alakalı olduğu için sanırım verilen baret tipidir. Kırmızı tip. El ve kol koruyucular arkadaşlar, travmatik yaralardan keskin kenarlı alet ve makineler ellerimizle kesilebilir. Bunlar için kullanıyoruz. Stapless, tornavida, çivi, keski ve sert tel ellerimizi delebilir. Yine bunlarla kullanırken eldiven kullanıyoruz. Makineler ellerimizin içine alıp ezilebilir. Burkulma, parçalanmalara neden olup omuzlarımızda tahrip olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle el koruyucuları genellikle durumunda kullanılır. Bu durumlarda bunları kullanacağız arkadaşlar. El ve kol koruyucu tipleri, metal örgü eldivenleri arkadaşlar, deri eldivenler. Bu metal örgü eldivenlerini biliyor musunuz arkadaşlar? Dar ve sıkışmaya karşı kullanılıyor. Eski zamanda kılıç kesmesin diye kılıçla darbe almaması için eskiden kullanılırdı. Şimdi bazı bilinçli kasaplar kullanıyor arkadaşlar. Et keserken falan çok rahat işlem görüyor, bu kullanılıyor. Aynı zamanda darbe ve sıkışmaya karşı eldivenlerin uçlarına çelik yüksükler bulunuyor. Darbe ve sıkışmaya karşı da özel üretimli metal örgülü eldivenlerdir. Denizde işte tehlikeli canlılarla, köpek balığı veya balina gibi keskin dişli canlılarla uğraşanlar da bu eldivenlerden taktığını biliyorum arkadaşlar. Deri eldivenler işte genelde kimyasallar, asit yağ ve diğer kimyasallarla kullanılıyor. Su geçirmiyor. Ama dediğim gibi her eldiven her şeyde kullanılmaz. Uygun işle beraber kullanılmak zorundadır. Kauçuk PVC eldivenler kimyasal materyal çalışırken kauçuk PVC ateşe dayanıklı branda, cam elyafı gibi malzemeden yapılmış eldivenler kullanılır. Lastik eldivenler elektrik kazalarına karşı kullanılır. Dolgulu eldivenler de titreşime karşı ellerimizi korumak için kullanılır arkadaşlar. Ve böyle çeşitleniyor. Isıya dayanıklı eldivenler, tek kullanımlık lateks eldivenler, kurşun kaplı eldivenler. İşte mesela kurşun kaplı eldivenler ne için kullanılıyor arkadaşlar? Radyasyondan korunmak için kullanıyoruz. Evet, tek parmaklı eldivenler, cam elyaf malzemesinden yapılmış eldivenler, kolluklar da kişisel koruyucu ekipmanlardandır arkadaşlar. Çelik burunlu ayakkabı. Yani bunları belki siz karşılaşmazsınız da genelde sahalarda kullanılıyor. Ayak koruyucular, lateks, lastik ayakkabılar, PVC ayakkabılar, bot ve çizmeler. Yine bunlar da lateks ayakkabılardır. Vücut koruyucularda kullandığımız işe göre arkadaşlar yine işte vücut derisinin doğal bir koruma sağlar. Vücut derisinden bahsetmiştik. Kimyasal ciddi zarar verebilir. Ağır enfeksiyonlara neden olabilir. İşte yangın için kullanılan kimyasal için en basiti bizim önlük tipi dediğimiz laboratuvarlarda basit işlerde kullanılan ya da annelerimizin mutfakta kullandığı basit önlükler diyebiliriz ve burada kalalım mı? Kalalım. Çünkü videolar var. Haftaya bunlardan biraz devam ederiz arkadaşlar.